Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün sağlığımı koruyorum şiirinin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet metne hazırlı sorularımız var. Her şeyin başı sağlık sözü sizler için ne ifade ediyor diye söylüyor. Şurada bakın her şeyin başı sağlık sözü sağlığın öneminin vurgulanmasıyla. Önemli olan burası. Diğer herhangi bir şeyin sağlık kadar değerli olmadığını ifade eder. Yani sağlık en temel ve en önemli unsurdur. İki, sağlığınızı korumak için nelere dikkat ediyorsunuz demiş. Sağlığımızı korumak için temiz olmalı, sağlıklı yiyecekler yemeli, yiyecekleri yıkamalı, bol su içmeli, yeterli uyku almalı ve düzenli spor yapmalıyız. Stresten uzak durmalı ve ara ara doktor kontrolüne gitmeliyiz sevgili öğrenciler. Şimdi şiirimizi okuyalım. Sağlığımızı koruyorum. Sağlığımız önemli. Değerini bilirim. Uykuma, beslenmeme ben çok dikkat ederim. Sudan, sabundan kaçmam, yıkanmayı severim. Terden, kirden hoşlanmam, tertemizdir bedenim. Ben iyi beslenirim, yemeklerimi yerim, dişimi fırçalarım, akşam erken yatarım. Mikroplardan kaçarım, sık sık banyo yaparım, ne üşür ne terlerim, dikkatli giyinirim. Evet, yani Özden Akkol'un bir şiiri sevgilencilerim. Burada yine her zamanki gibi değer kelimesi, mikrop kelimesi, hoşlanmak, verilen kelimelerin anlamlarını tahmin edip sonra cümle içinde kullanacağız. Değer bir şeyin önemi, Mikrop hastalık yapan küçük canlı. Bakın bunları 4. Sınıf çocuğu nasıl yapar? Size göre düşünün. Basit basit yazın. Hoşlanmak da beğenmek, ilgi duymak diye de bakın bunu yazabilirsiniz. Çeşitli olsun, farklılık olsun. Evet. Sözcük anlamları değer bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, kıymet. Cümlem annenizin kıymetini bilin. Bakın buraya. Şuraya annenizin değerini bilin çocuklar. Yani değer dediği için... Ee, kıymet deyince o şekilde yazmışım. Değerini bilin diye yazarsınız. Mikrop, mikroskopla görülebilen çürümeye ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı. Cümlemize evet yaram mikrop kapmış hasta oldum diye kullanırsanız. Hoşlanmak, hoşuna gitmek, hoş bulmak, haz etmek, hoşlaşmak, evet yüzmekten çok hoşlanıyorum diye yazarsınız. Evet bunları sözlüğümüzün bulunduğu kısma sözlük defterimize yazalım. Şimdi metinle ilgili sorular var. Şairin hoşlanmadığı durumlar nelerdir? Bakın şair sağlığına dikkat ettiği için terden ve kirden boşlanmaz. Bunu yazın yukarıda öyle bahsediyor. İki temizlik için nelere dikkat edilmektedir? İşte su ve sabundan kaçmam diyor ya su, su ve sabun kullanır yazın. Sık sık banyo yapar dişlerini fırçalar ve mikroplardan kaçınır. Şair sağlığının değerini bildiğini nasıl anlatıyor? İşte uykusuna beslenmesine temizliğine dikkat ederek dişlerini fırçalayarak akşam erken yatarak mikroplardan kaçarak sık sık banyo yaparak ve iyi giyinerek sağlığının değerini biliyor sevgili öğrenciler. Metnimizin konusu ve ana duygusuna gelince şiirin konusunda sağlık ve hijyen alışkanlıkları. Bakın. sadece sağlık ve hijyen yazmayın bunları alışkanlık haline getirmekten bahsedin. Ana duygu da şiirin ana duygusu ise sağlığımızı sevmek. Bakın duygu dediği için sevmek önemsemek gibi bir anlamı olsun ve değerini bilmek diye de ekleyebilirsiniz. Gün içerisinde sağlığınızı korumak için nelere dikkat ettiğinizi örneklerle anlatınız. Şöyle yazabiliriz. Gün içerisinde sağlığımı korumak için sabah kahvaltımı atlamam. Yani yaparım. Dişlerimi fırçalarım. Bunu bakın örnek dediği için yazarsınız. Erken yatar, erken kalkarım ve ellerimi sık sık yıkarım yazabilirsiniz. Dengeli ve düzenli beslenme ile ilgili düşüncelerinizi ifade eden bilgilendirici bir yazı yazın diyor. Başlık demiş. Bakın sağlıklı yaşamın temeli diye başlık attım. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için dengeli ve düzenli beslenmek. Büyük önem taşır. Dengeli beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin ögelerini almaya içerir. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve mineraller. Bu besin ögeleri vücudun enerji ihtiyacını karşılamaktan hücrelerin yapı taşlarını oluşturmaya kadar birçok önemli rol oynarlar. Düzenli olarak dengeli beslenmek Kilo kontrolünü sağlar, sindirim sistemi sağlığını korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kronik hastalıkların riskini azaltır. Bu nedenle günlük beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirerek çeşitli besin gruplarından yeterli miktarda tüketmeye özen göstermek hayati öneme sahiptir. Evet burada öz değerlendirme yani kendimiz değerlendireceğiz sevgili arkadaşlarım. Yazdıklarımızı yazma amacımı belirlerim. Evet anlamlı ve kurallı cümleler yazarız buna dikkat ediyoruz. Yazılarımda yazım ve noktalamaya dikkat ediyoruz. Tabii ki de yazılarımda metne uygun başlık. Az önce gördüğünüz yaptık. Yazdıklarımı arkadaşlarımla paylaştım. Tabii ki de paylaştık. Bunların hepsini evet yazabilirsiniz. Evet hayır ve bazen yok. Hepsi evet olduğu için biz güzelce birlikte yaptık sevgili öğrencilerim. Evet burada besin grubu verilmiş. Süt grubu A, B, 2, B, 12 içeriyormuş. Et, yumurta, kuru baklagil A, B, 1, B, 6, B, 12 içeriyormuş. Meyve ve sebze A, E, C, B, 2 içeriyormuş. Ekmek ve tahıl grubu da A, B, 1, B, 2, C ve E vitaminlerini içeriyormuş. Soru 1. B6 vitamini hangi besin grubunda? B6 grubu nerede? Et, yumurta ve kuru baklagil. B6 vitamini et, yumurta ve kuru baklagil grubunda bulunmaktadır yazarsınız. 2 sebze ve meyve grupları ile ekmek ve tahıl grubunun ortak vitaminlerini soruyor. Bakın sebze 3'te. Evet ekmek ve tahıl grubu da 4'te. Ortak olan ne var? Bakın A'lar ortak görüyorsunuz. Sonra B2 var ortak. E var ortak. C var ortak. Bunları yazalım. Yani A, E, C, B2 yazarsınız. Evet ortak vitaminler A, E, C ve B2 vitaminlerdir diye yazarsınız. Üçüncü soruda B2 vitamini hangi besin grubunda bulunmaktadır demiş. Şimdi bakın B2 vitamine baktığımızda burada var. Yani süt grubunda var. Daha sonra sevgilencilerim burada yok. Evet şurada bakın sebze ve meyve de grubunda var. Bir de ekmek ve tahıl da var. O zaman süt grubu, sebze meyve grubu ve ekmek tahıl grubunda bulunmaktadır diye yazarsınız. 4. Tabloya göre besin gruplarında en fazla bulunan vitamin hangisi? Bakın hepsine bakın şöyle A'nın tamamında da bulunduğunu görüyorsunuz. O zaman besin gruplarında en fazla bulunan vitamin A vitaminidir diye yazarsınız. Yine burada 7. etkinin yay ayraç yani bizim parantez dediğimiz kullanım alanlarına eşleyin diye söylüyor. Bir eserin yazarını ve yazılış tarihini göstermek için kullanılır. Bakın şimdi birinci örneğimize Safahat parantez açmış. Evet Ersoy Mehmet Akif virgül. Bakın burada ne yapmış parantezi kapatmış gördüğümüz gibi. 2. Alıntı yapılan metinlerden çıkarılan bölüm veya cümleler. Bakın burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyordu. Öğretmenler diğer ülkelerde çocuk bayramı nasıl kutlandığını araştırmalar için ödev vermişti. Bunu söyledi. Bakın çıkarılan e, cümle devamında demek ki burayı 3 nokta parantez içerisinde göstermiş sevgili 3. Tiyatro eserlerinde konuşan kişilerin hareketlerini ve durumlarını göstermek için minik fare içeri girer. Bakın sevinçli bir sesle hareketlerini gösteriyor. Yaşasın devamını zaten yazmış. Burada bakın yay ayrı açı parantezi görüyorsunuz. Evet, diğerinin eşi örneği yok. 8. Konuşmacılar konuşmalarında bazı kelimelerin anlamına uygun kullanmamışlar. Bunları bulun ve doğrusunu yazın diye söylüyor. 8. Etnikte babası ona istediği kitabı hediye edince Ayşe çok üzülmüştü. Üzülür mü sevgili öğrencilerim? Üzülmez. Sevilirdim. Yanlış yazmış. O zaman babası ona istediği kitabı hediye edince Ayşe çok sevinmişti diye burayı üzülme yerine sevinme diye düzeltin. Devamını zaten aynen mutluluktan havalara uçuyordu yazarsınız. Erkan tüm çalışmalarını son dakikada yapmıştı. Çünkü bugün için yarını bırakmayı sevmezdi. Demek ki önceden yapıyor. O zaman son dakika kısmı yanlış olmuş. Bunun yerine Erkan tüm çalışmalarını zamanında yapmıştı yazarsınız. Devamında aynen altına zaten orada bir şey yok yazarsınız. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşuna alınır. mm'yi milimetre'yi diye yani okunuşunu ek getireceğiz büyük harflerde kısaltma okuyor. T, L, nin şeklinde kısaltmanın ekini ekleyeceğiz. Şimdi buna göre deftere çizim karenin bir kenarı 4 cm yazmış. Bakın kısaltmada küçük harfle ne yapıyorduk? Açılımını okuyorduk. Santimetre dir yazacaksınız. Bakın büyük harflerle olunca kısaltma. T, D, K, nin hazırlamış oldu. Şöyle şapkasını koymamışım. Bakın T, D, K, yazmayalım. Çünkü bunun okunuşu K diye ince okunur. T, D, K, Nin hazırlamış oldu. yazım kılavuzunu inceledim. Pazardan aldım elvanı yaklaşık bir bakın kısaltma küçük harf olunca kilogram ını. sokakta oynayan çocuk hazırlamış. Öğretmenimizin söylediği sağlık yaşam videosunu EBA bakın kısaltma EBA kısaltması nasıl EBA da izledim sevgili öğrenciler. Okulda düzenlenen koşu yarışmasında Ali 100 m ne bu metre bakın kısa küçük harf olunca açılımı neydi metre metre yi 15 saniyede kurmuş. Yani küçük harfli olanların açılışını uzunca okuyoruz. Büyük harfli olanların kısaltma halinde okuyup ona göre eklerimizi getiriyoruz. Yani burada bir araştırma verilmiş. Acil durumlarda destek alınabilecek ulusal ve yerel kurumları araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri aşağıya paylaşınız demiş. Evet sevgili bakın. Ulusal düzeyde A düzeyde altın çizeyim. Afet evet ve acil durum AFAD var bakın bunu yazarsınız. Evet, Türk kızlayımız var. Sevgili ne yaparsınız? Bunu ne yapar? Yazarsınız. Yerel düzeyde il afet ve acil durum müdürlükleri, AFAD'ın il müdürlükleri var. Onu yazarsınız. Evet, belediyeler var. Bakın üzerlerine yazdım. Bir de sevgili öğrencilerim il sağlık müdürleri var. Müdürlükleri bunları yazarsınız sevgili açıklamaların yanlarına yazdım. İsterseniz yazarsınız. İsterseniz sadece başlıklarını yazıp kullanabilirsiniz. Ulusal düzeyde ve yerel düzeyde şöyle işaretleyeyim. Altındakilere bakın ayrı ayrı şöyle ekledim yazarsınız sevgilence. Evet bu metnimizi de tamamlamış olduk. Evet. Telaşa kapılma ilk yardım hatırlığı metnine geçeceğiz. Eğer geçtiyseniz yorumları yazmayı unutmayın. E, matematik, fen, sosyal, din diğer kitap burada sayfalarını yazarsınız. Hazırlıyorum biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.